Bunun dışında saat 16.30'da Christine Lagarde'ın, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın da yine konuşmalarını yapacağı basın toplantısında takip ediyor olacağız. Bir tarafta gün içerisinde yine diğer faiz kararlarını da sayacak olursak Endonezya, Norveç, Ukrayna, Güney Afrika ve Paraguay'dan gelecek olan yine merkez bankalarındaki faiz oranlarının da değişikliğini de karşılıyor olacağız. Şimdi tüm piyasa gündemini değerlendirmek üzere her perşembe olduğu gibi Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le beraberiz. Barış, selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba, günaydın Pelin. Günaydınlar. Evet, piyasanın en önemli gündemi aslında şununla başlamak istiyorum. Trump'ın gidişi ve Biden'ın gelişi. Piyasalar rekorla karşıladı. Ne dersin? Evet, yani Biden'ın dün itibariyle yemin ederek göreve başladığını gördük. İşte 46. ABD Başkanı oldu. Şimdi tabii bunun öncesinde tabii fiyatlama zaten olumlu şekilde gidiyordu. Yani bunu da zaten hani piyasadan okuması en ön planda olanın konusu tabii ki burada. Yani mali teşvikle ilgili gelişmeler. Yani burada Biden'ın özellikle işte seçimi kazandığının işte tescil edilmesinden sonra, özellikle bu Georgia'daki seçimlerden sonra o 1.9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini açıklaması, artı dünden önceki gün Janet Yellen'ın da işte yeni Hazine Bakanı olarak göreve başlayacak olması ve bununla ilgili yapmış olduğu konuşmada da yine Amerikan ekonomisinin güçlü kalması adına özellikle istihdama da önemli vurgu yapıldığı konuşmasında, yani burada yeni mali teşvik paketlerinin geleceğini, beklentinin güçlenmesi, açıkçası aslında piyasaların şu anda odaklandığı nokta burası. Yani Biden'da göreve geldikten sonra yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında işte Trump'ın birçok politikasını tersine çevirici şekilde bir hamle de yaptığını görüyoruz. Aslında yeni bir döneme başlıyor Amerika diyelim. Ekonomisi de aslında bu beklentilerle şu anda daha fazla mali teşvik beklentisi içerisinde, piyasalarda bunu şu anda olumlu algılıyor. O yüzden de Amerikan endekslerinde de gördüğümüz üzere rekor seviyelerinin denendiğini ve özellikle riskli varlıklar üzerindeki eğilimi bir süre daha herhalde devam edeceği, yukarı yönlü olacağı bir süreci herhalde izleyecek gibi gözüküyoruz diye düşünüyorum. Ve bunun da içeriye de yansımalarının olumlu olarak da etkilendiğini herhalde göreceğiz diye düşünüyorum ben bu anlamda. Evet, birazcık daha burada toparlama isteği, paket isteği, yani bunların her birinin piyasa tarafından da kutlandığını söyleyebiliriz. Şimdi burada bir nevi aslında Joe Biden'ın politikalarına bakacak olursak da önceliğinin biraz daha içeride olacağı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasına öncelik vereceği ve ardından Çin'le olan politikaları öncelik vereceği bir miktar daha aslında öne çıkıyor. Bununla birlikte yatırımcının kafasında şöyle bir soru işareti oluşuyor. Dolar endeksi nasıl etkilenecek, ne yöne evrilecek, riskli varlıktaki yükselişler, dolar endeksindeki geri çekilmeyi aslında o 2020'yi bitirirken 2020'deki perspektifi tekrardan devam ettirebileceğimiz durum ortaya çıkacak mı? Bunu merak ediyor. Ne dersin? Şimdi evet, yani dolar endeksi konusunda, yani doların fiyatı konusunda değerlendirme yapmak için yine aslında aynı konuya geri dönmek lazım. Yani ortada tabii ciddi bir koronavirüs tablosu var. Zaten dünkü Biden'ın yapmış olduğu konuşma, 21 dakika süren konuşma içerisinde değindiği konulardan bir tanesiydi. İşte kötüleşen bu koronavirüs tablosuna değindi. Gelir eşitsizliğine vurgu yaptı ve işsizliğe aynı zamanda bir vurgu yaptı. Bunlar tabii ki Amerikan ekonomisinin şu anda özellikle salgın nedeniyle ortaya çıkan önemli sorunları. Tabii ki en başta başladı dediğin gibi Amerika'yı ekonomik anlamda toparlamak adına öncelikle bu konulara yönelmesi gerekecek. Yani aslında Biden'ın önünde bu konuda aslında zor herhalde bir süreç var diye açıkçası söylemek gerekiyor. Çünkü işsizlik oranlarına bakıldığında Trump dönemi tabii başarıyla özellikle salgın başlayana kadar yürütülmüştü ve doğal işsizlik oranına kadar ulaşılmıştı. Tabii ki salgın olayı patladıktan sonra yine şu sürece bakıldığında hala aslında o ilk salgın döneminin patladığı o günlerden oluşan o iş kaybının neredeyse ancak yarısı tekrardan geri kazanılabildi ve o yüzden de bunun yeniden normale dönülebilmesi adına ciddi bir politika desteğine, özellikle mali politikalar üzerinden bir desteğe ihtiyaç var. Hani Biden'ın önünde böyle bir tablo var. Ve bunu da gerçekleştirmek adına zaten hani Janet Yellen'ın da az önce değindiğim gibi büyük oynaması gerektiğine dair bir açıklaması oldu. Yani önünde özellikle şu anki süreç içerisinde ileriki aşamalarda bakıldığında, yıllara bakıldığında bir sürecek olan bir düşük faiz ortamı var. Bununla ilgili olarak bunu da fırsat olarak bilerek, daha doğrusu biraz daha işte tahvil programları üzerinden gidecek bir mali genişleme, parasal genişleme daha doğrusu bir politikası izleyecek gibi gözüküyor.
Doğal olarak aynı zamanda dün mesela Janet Yellen'in açıklaması, dünden önceki günden bahsedersek eğer, güçlü dolar algısını bırakması lazım. Yani aslında dolara müdahale etmemesi lazım gibi açıklaması oldu. Ben bunu dolarda yükseliş olarak, yani dolarda yükseliş istiyorlar şeklinde bir algılamada da değilim açıkçası. Yani çünkü bu tabloya bakıldığında hem güçlü parasal destekler hem de düşük faiz oranları ve bütçe açıklarının artması, cari açığın artması, bu ikiz rekor açıkların bence güçlenmiş olması, önümüzdeki dönemde bunu görebileceğiz bence. Bunlar bence dolar için zayıflık unsuru olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de ben dolar endeksi tarafında Biden döneminin başlamasından itibaren önümüzdeki süreç içerisinde bu politikalar bu şekilde gerçekleşecekse eğer yeni teşviklerle birlikte ben dolar tarafında zayıf devam edecek bir sürecin aslında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Böyle bir tabloyu bence görmeye devam edeceğiz diye açısı beklediğimi söyleyebilirim. Barış, peki bizim tarafa yansıması, özellikle dün yine baktığımız süreçte dolar TL 7.40'lara kadar gevşedi. An itibariyle baktığımız zaman yani 7.40'ın altını da test etse de burada biraz kalıcılık sağlayamıyor gibi. Bugün önemli bir karar var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Piyasa beklentisinde bir değişikliğe gidilmeyeceği ama görüşler de ayrılıyor. Az da olsa 50 bas puan ya da 100 bas puan gibi beklentiler de var. Senin beklentini merak ediyorum ve buradaki kurdaki geri çekilmeyi biraz konuşmak istiyorum. Şimdi evet, bizim de beklentimiz şu anda piyasanın genel hani bu beklentisine paralel şekilde bu toplantıda bir faiz kararı değişikliği yapılmayacağı şeklinde. Yani burada özellikle işte geçen iki toplantıda toplam 675 bas puanlık faiz artırımından sonra gelinen noktada, yani son enflasyon oranına baktığımızda işte 14.6'ya göre incelediğimizde politika faizi %17, aslında 240 bas puan üzerinde bir faizimiz var. Yani reel faiz olarak anlamında bir böyle bir alanımız var. Yani aslında Ocak ayında da enflasyonda bir yükseliş beklentimiz var ama bu böyle bir alan sağlıyor en azından bakıldığında. Yani arka arkaya sert bu yükseliş hareketlerinden sonra Merkez Bankası'nın bu toplantıda bir süre bir beklemeyi alıp bir görüntüye bakıp, ki zaten şöyle bir görüntü var, yani kur tarafında nereden bakarsak bakalım bir stabilizasyon hafif oranda sağlandı gibi. Yani oynaklık tarafında nispeten doğrusu bir belirli bir yerdeyiz şu anda. CDS'ler tarafına baktığımızda her ne kadar ay başına itibaren %9'luk bir artış olsa da önceki seviyelere göre oldukça aşağılardayız. %330'lu seviyelerdeyiz şu anda. Ve aynı zamanda da önümüzdeki günlere ilişkin olarak işte dış ilişkiler anlamında risklerimizin biraz da düşük olduğu bir ortamdayız. Buradan kaynaklı olarak baktığımızda mesela hani Biden'ın hani göreve geldiğinden sonra mesela çok fazla bir Türkiye konusu konuşması olmadı. Öncesinde de olmadığını gördük. Belki bir risk olarak yeni bir bakan, Biden görevlendireceği Dışişleri Bakanı adayının yapmış olduğu S-400'ler konusundaki konuşmaları belki önümüzdeki günlerde takip edilebilir. Bu belki Türk lirası üzerinde bir baskı unsur olarak, bir risk olarak değerlendirilebilir. Fakat şu anki görüntüdeki eğilim, yani Türk lirasının bir miktar sakin kaldığı, bununla ilişki olarak da Merkez Bankası'nın bu iki faiz arttırım kararından sonra biraz önündeki 11 toplantıya göre bir de değerlendirmeyi tekrar o zaman yapacağına dair bir beklentimizi burada ortaya çıkarttı. O yüzden bu toplantıda faizlerde bir değişiklik yapılmamasını bekliyoruz. Ama enflasyon tarafına olan vurgunun devam etmesini bekliyorum. Nitekim son bu Aralık ayı toplantısından sonraki son sunumuna bakıldığında da burada Naci Ağbal'ın açıklamaları vardı. Burada özellikle enflasyon konusunda önceliklerinin olmaya devam ettiğini, bu noktada fiyat istikrarının ön planda olduğunu burada söyledi. O yüzden ben bu vurgunun devam etmesini bekliyorum toplantı metninde ve bunun da aslında fiyatlama içerisinde girdiğini, faiz kararı arttırma olmasa da Türk lirası üzerinde çok önemli bir baskı olmasını bu gelişme minvalinde bekliyorum. O yüzden de kur tarafında beklentim 7.50, yukarıda direnç olarak çalışabilir. Yani bir miktar biraz daha yukarıda 7.50-7.54 civarı izlenebilir. Aşağıda da bence 7.30 bölgesine doğru, özellikle 200 günlük hareketli ortalama civarı 7.35'ler civarında oralara doğru bir geri çekilme gün içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii beklentiler dışında bir faiz arttırım kararı gelirse o zaman o 200 günlük hareketli ortalamanın altına doğru bir sarkmayı da bence görebiliriz diye düşünüyorum. Yani şimdilik yani yurt içi tarafta talep biraz daha devam ediyor aslında dolar tarafında. Onun da hem yurt içi hem tarafta hem şirketlerin de bireysel bazında o taleple birlikte çok fazla aşağı yönlü hareketleri şimdi görmüyoruz şimdilik ama dediğim gibi bu karar faiz arttırım yönünde gelmezse 7.35 belki 7.30 bu bölgede bir hareketlenme olabilir. Ama dediğim gibi beklenti dışında bir faiz artırım kararı daha gelirse, özellikle mesela beklenti arasında var 100 bas puanlık faiz artırım kararı olabilir şeklinde, o zaman bence 7.30'un altına doğru bir sarkmada bence ilk etapta görme ihtimalimiz olur. Çünkü beklenti dahilinde olmayan bir görünüm bu.
Evet, şimdi onu da sormak istiyorum. Yani 7.30 aslında kırılması zor bir destek gibi görünüyor. Yani 7.30'un altına geliyor ve burada kalıcılığını sürdüremiyor, yönü yukarıya çeviriyor. Şimdi Barış, piyasa ne istiyor? Yani gelişmekte olan ülke kurlarına bakıyoruz. İşte bir değerleme söz konusu diyoruz. 2021'de parlak bir tablo bekliyor diyoruz. Bir taraftan mevduat faizlerinin cazibesi oldukça arttı. Şimdi dolayısıyla ister istemez şunu soruyorum. Yani 7.30'un kırılabilmesi için piyasanın ne isteği kaldı ki artık bu hedeflediğimiz 2021'de de gördüğümüz büyük finans devlerinden gelen açıklamalarda olduğu gibi de 7'ye kadar insin kur. Ya tabii şimdi bunun kalıcı bir şekilde hani 7-20'nin de altına belki indiği noktada itibaren hani o noktada da özellikle hani ihracat konusunda bir hani sıkıntı olup olmayacağına da bakmak lazım. Yani bir taraftan da bakıyoruz faiz oranları sürekli yükseltildi, işte iki kere arka arkaya 675 bas puanı gelindikten sonra finansman maliyetlerinde bir yükseliş meydana geldi. Bu da aslında özellikle şirketlerin finansman maliyetlerinin yükselmesi adına tabii olumsuzluk. Bununla ilgili ne yapılması gerekir? Böyle gibi plan program var mı? O da bir beklenti dahilinde aslında. Diğer taraftan evet, yani reel faiz veriyoruz, mevduat faizleri yükseliyor. Buna rağmen kur tarafında çok fazla aşağı yönlü hareket hala net anlamda görmüyoruz. Aslında burada bence piyasaların görmek istediği şey geçen sene Kasım ayından sonra özellikle Merkez Bankası politikalarının değişmesiyle, tekrardan hani normalleşme eğilimine girmesiyle oluşan bu taraftaki güvenin diğer tarafta aslında yapısal anlamdaki atılacak olan adımlarla birlikte biraz daha net bir şekilde bürünmesi. Enflasyonun mücadele sadece kısa vadeli Merkez Bankası para politikalarıyla çözülecek bir olgu değil. Bunun kalıcı hale ve dezenflasyonu sürecinde sürekli hale getirebilmesi adına bunun yapısal reformlarla önemli oranda desteklenmesi lazım. Yani burada özellikle son zamanlarda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın açıklamaları bu noktada önemli. Ki iki gün önce de bu açıklamasını yaptı. Yani reform hazırlıklarımızı kamuoyuna sunma aşamasına geldik şeklinde. Açısı piyasalar biraz da bence bunu bekliyor. Dediğim gibi aslında bir taraftan da dış ilişkilerimizin de gidişatı bu noktada oldukça önemli. Şimdi Biden yönetimi devreye girdi. Bundan sonraki süreçte bizimle olan ilişkilerin ne yönde ilerleyecek? Bizim bu noktadaki tavrımız ne olacak? Özellikle bu yaptırımlar konusundaki gidişatta, işte demin de bahsettiğim gibi işte Biden Dışişleri Bakanı adayı olarak belirlediği ismim Blinken'di galiba. Evet, Blinken diye tam telaffuz edemedim. Evet, doğru. Bunun da işte S-400'ler konusundaki bunu NATO müttefiki olarak bunu kabul edilemez demesi ve yaptırımlar konusundaki açıklamaları da değerlendirmek gerekiyor. Piyasalar bunu da bence bekliyor. Yani bu noktada nasıl bir gidişatımız olacak? Bence dolar TL'nin çok daha fazla aşağı gelebilmesi adına özellikle yaptırımlar konusu durumun netleşmesi, yapısal reformlar konusundaki gidişatın ne olması konusu bu noktada önemli olacak. Tabii burada yapısal reformlar açıklansa da bunun eyleme dönmesi kısa vadede bence gözlenmeli. Bence piyasalar bunu bekliyor. Açıkçası burada hareketle şunu söyleyebiliriz. Türk lirasına olan güvenin artırılmasını bekliyor bence piyasalar. Bence özellikle yapısal reformlar ve özellikle dış ilişkilerin yönetimi konusundaki gidişat en büyük belirleyici unsur olacak. Enflasyon bu noktada tabii ki aşağı yönlü gelme konusunda Türk lirasına olan güvenle birlikte sağlanacaktır. Bence en ön planda bunları söyleyebiliriz ve tabii CDS'in de geleceği alan. Mesela son zamanlarda yaşanan bu gelişmeler CDS tarafındaki düşüşü meydana getirdi. Mesela hazine ihalelerine bakıyoruz. Yani ciddi anlamda talep geldi mesela Eurobond ihracına. Bu da bence aslında Türkiye olan güveni bir nebze de gösteriyor. Bu devam edecek süreç olursa bu noktada itibaren bakıldığında bu güven devam ederse CDS'lerin daha fazla aşağı gelmesi gibi bir alan burada ortaya çıkabilir. Bence piyasalar bunu da görmek istiyor. Bunu da görürsek yurt dışından gelecek yabancı yatırımcıların artışıyla birlikte Türk lirasının biraz da istikrar kazandığı süreçle birlikte dolar TL'de o zaman belki de daha aşağı seviyeleri ya da daha doğrusu daha öngörülebilir dolar TL seviyesini görme ihtimalimiz bence mümkün olur diye düşünüyorum ben. Evet Barış, özellikle CDS'de vurguladığın gibi CDS'de 600 puanlardan 300'lere gelene kadar hızlı bir geri dönüş oldu. Fakat 300'lerde biraz daha takılı kaldı gibi. Orayı nasıl indireceğiz? İşte burada mesela birazcık daha dış borç sanıyorum soru işareti de oluyor yatırımcılar nezdinde. Yani oradaki çözülmeyle birlikte devamı gelebilir. Barış, bir tarafta da şunu sormak istiyorum. Hisse senetleri tarafına tekrar geri dönecek olursak küresel bağlamda rekorları dün gördük. Yerel bağlamda da TL bazlı da yine rekorları konuştuğumuz günden bir tanesiydi ve dolayısıyla bugün mesela bunun yansıması nasıl olacak? Asya tarafına bakıyoruz, hala orada pozitif bir hava söz konusu. Biden gelişi piyasalar tarafından adeta kutlanıyor. Bununla beraber anketi aktarmak istiyorum. BIST endeksinin güne yükseliş
yükselişle başlaması bekleniyor. Analistlerin BIST endeksi açılış vakteyine ilişkin medyan tahmini artı 8.42 puan olurken ortalama tahmin ise artı 8.08 puan. Forex'in 30 aracı kurum analistiyle yapmış olduğu ankette en yüksek beklenti artı 15.29 puan olurken en düşük beklenti ise eksi 2.30 puan seviyesinde gerçekleşti. Ankete katılan 28 analistin 27'si pozitif bir açılış beklerken birisi ise sadece negatif açılış bekliyor. Viyop 30 tarafını açtık efendim. 0.25'lik prim söz konusu an itibariyle 1712 seviyesinden de işlem görüyor. Barış, beklentimiz nedir? Merkez kararı öncesi bir tarafta Biden'ın piyasalar tarafından şenlikle bahar havasıyla karşılanması. Bunların yansıması bizim tarafa nasıl olacak? Öne çıkartacağımız özellikle endeksler nelerdir? Şimdi bugünkü beklentimizi hemen paylaşayım. Yani pozitif açılış bekliyoruz biz de. Çünkü doğal olarak hani dün az önce konuşmuş olduğumuz etkenlerden kaynaklı olarak hani beklentilerin olumlu olması riskli faktör üzerindeki eğilimin de yukarı olmasına neden oluyor. Oraya bir talep artışının olduğunu görüyoruz. Vadeli tarafta baktığımızda sabah evet şu andaki görüntüde pozitif tarafta hareket ediyor. Asya hisselerinde de yine keza öyle bir görüntü var. Doğal olarak bu dışarıdaki olumlu havanın bize de yansımasının pozitif olmasını bekleriz. Zaten Borsa İstanbul tarafı bir süredir yurt dışı yatay gitse de, yurt dışı negatif eğilimli olsa da olumlu ayrışmaya devam etti. Bununla ilgili bizde de bir yukarı eğilimin devam ettiği bir süreç yaşıyor hala endeks. Ve yükselen trendinde devam ettiğini görüyoruz. Mesela burada en yakın vadedeki trende baktığımızda Kasım ayı başından itibaren başlayan yükseliş trendi pazartesi günü ilk bu bir açılıştan sonra yaşanan düşüşle birlikte o trend tam olarak denendikten sonra tepki aldı. Ve buradan tepkiyle birlikte yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz şu anda. Yani burada aslında 1580 bir direnç sanki çalışıyor gibi birkaç gündür. Yani orada doğru bir deneme yaşıyor. Oradan tekrar bir geri çekilme yaşadı. Yani tabii bir miktar son iki günde biraz daha hareketin alanı daraldı. Ama benim görüşüme göre bu trend desteği, az önce bahsetmiş olduğum trend desteği 1530-32 civarında. Açıkçası 1530 diyelim biz oraya düz hesap. Yani bunun üzerinde kalmayı başardığım müddetçe endeksteki yukarı beklentimi yurt dışındaki bu pozitif havayla birlikte aslında sürdürmeye devam ediyorum. Yani içeride zaten yabancının bir katkısı var yılbaşına itibaren gelen. Bunu son verilerde de görmüştük ki bugünkü veride de göreceğiz geçen haftaki eğilimi. Yani burada yurt içi yerleşiklerin de yerli yatırımcının da Borsa İstanbul'dan ilgisinde devam ettiği bu süreç içerisinde Borsa İstanbul için işlerin şu anda yolunda gittiğini açıkçası söylemek gerekiyor. O yüzden beklentim yukarı. Bu 1580 üzerinde bir geçiş yaparsak da onun üzerinde bir kalıcı olabilirsek ben artık yavaş yavaş 1600-1700'lü o bölgeleri konuşmaya başlayacağımız açıkçası şu anki görüntüde düşünüyorum. Önümüzdeki günler içerisinde beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde böyle bir eğilim olabilir. Yani Merkez Bankası'nın bugün kararına gelecek olursak tekrardan orada bir hani faiz değişikliği beklemiyoruz ama dediğim gibi enflasyon vurgusunu süreceğini de düşünüyorum. Ama beklentiler içerisinde olacağı için bu karar böyle olursa eğer burada çok fazla Borsa İstanbul tarafında bir etkilenme beklemiyorum diye söyleyebilirim. Tabii burada son birkaç zamandır demir çelik hisselerinde önemli hareketlilikler var. Mesela Kardemir, İstemir gibi hisselerde ciddi bu haftalık bazı yükselişler ciddi oranda oldu. Bu tarafta özellikle sanayi hisselerinin bu hafta ön planda olduğu bir haftayı geçiriyoruz. Ve bankacılık hisselerinde nispeten biraz daha zayıf ama pozitif olan ama biraz daha hafif yükselişlerin olduğu bir süreç yaşandı. O yüzden sanayi tarafında işte bu aşı gelişmeleriyle birlikte dünya genelinde duygulanan biraz daha iyimser beklentiler, işte özellikle yılın ilk yarısından itibaren biraz daha normalleşme beklentileriyle şu süreç içerisinde sanayi hisseleri tarafında bir pozitif sürecin devam ettiği bir hareketlenme eğilimi herhalde göreceğiz gibi düşünüyorum ben. Bu halde o zaman şöyle diyoruz, yani bankacılık ve sanayi arasında o makasın açıldığı grafiklerle karşı karşıyayız. Bunun devamını bekliyor muyuz? Yoksa bankacılık tarafında ivme, yani çünkü yüksek faiz karlılığı etkileyecek, bundan dolayı soruyorum. Evet, işte aslında o da biraz etken olabilir bu noktada. Yani dediğimiz gibi aslında yani faiz arttırımları noktasında finansman maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte yani bankacılık için, sektörü için bu çok olumlu bir hareket eğilimi olmaz. O yüzden banka hisselerinde belki performansın bu denli yüksek olmamasının sebeplerinden bir tanesi de belki budur. Faiz maliyetlerinin yüksek olmaya devam etmesi. İlk etapta bunlara olumlu tepki vermişti faiz arttırımları. Çünkü normale dönüş eğilimleri olduğu için bu biraz piyasalara güven verdiği için, bir öngörülebilirliği arttırdığı için bu noktada yabancı yatırımcılar üzerinde biraz etkili olmuştu. Ama tabii bankacılık hisselerinde hala potansiyel var mı dersek ben potansiyel olduğunu düşünüyorum. Şu aşamadan itibaren de bakılırsa
Bu görüntü iyimserliği işaret ettiği için global anlamda, yurt içi gelişmeler anlamında bakıldığında bu yapısal reformlarda da desteklenirse ve bu güven artışı eğilimi sağlanmaya devam edilirse ve bununla birlikte işte yavaş yavaş aslında şöyle bir görüntü var, işte aşı uygulamalarının başlaması ve uyguladığımız bu kısıtlama tedbirleriyle birlikte virüsü kontrol altına almış gibi gözüküyoruz. Yavaş yavaş herhalde görünen o ki burada kısıtlamaların da biraz yavaş yavaş sonuna geleceğiz. İşte okullarla birlikte başlayan bir normalleşme süreci var. Yavaş yavaş biraz da ekonomik aktivitenin kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte normale dönme çabasına geçmesi bir nebze de olsa belki morali yükseltebilir. Evet, başta dediğim gibi faiz maliyetinin yükseliş göstermesi özellikle sanayi tarafında bir olumsuz unsuru fakat her zaman için beklentiler satın alınıyor. O yüzden normalleşme eğilimine girilmesiyle birlikte işte turizm hisseleri gibi, hizmet sektörünü ilgilendiren hisseler gibi, enerji hisseleri gibi, demir çelik sektörünü ilgilendiren hisseler gibi hisselerde potansiyellerin olabileceği bir süreci bence yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir gelişme izleyeceğiz. Mesela yani Kıbrıs'ta işte Net Holding'in mesela oteller açacağına ilişkin haber geldi sabahleyin. İşte biraz daha normalleşme çabaları bu noktada eğilimleri yukarı yönlü hareket ettirebilir bu tarz hisselerde ve sektörlerde diye düşünüyorum ben. Barış, petrole inmezsem olmaz çünkü Trump'ın göreve başladığı süreçte petrol gerçekten ciddi seviyelerdeydi. Yani 80 dolarların üzeri 85-90 dolarlar seviyesindeydi. Fakat Trump'ın birazcık daha ulusal politikaları, daha merkantilist politikaları, biraz daha dış ticareti sınırlayıcı politikalarıyla beraber petrolde ciddi anlamda yaşatmış olduğu ticari savaşlarıyla beraber geri çekilme görmüştük. Fakat Biden'da biraz daha küresel bir politikaların izleneceği bir döneme de giriyor gibiyiz. Petrol ne dersin? Hem ekonomik aktivite 2021'in ikinci yarısından sonra artması, hem Biden değişikliği, yani başkan değişikliği ve Biden'ın daha küresel politikaları izlemesi petrolde nasıl yankı uyandıracak? Evet. Şimdi tabii petrol fiyatlarında son birkaç zamandır bir yükseliş eğilimi var. İşte bu arz kısıntılığı ile ilgili kararların alınması, işte iyimserliğin aşı konusunda bir gelişmeyle birlikte bakıldığında işte virüsten kurtulabilme konusunda umutların artması, bunun hayatı normale dönme gibi bir eğilimi göstermesi gibi etkenlerle yükseliş yaşamıştı. Onunla ilişkili bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. İşte zaman zaman stok verilerinde bir artış eğilimiyle birlikte mesela baktığımızda bu son gelecek veride bir artış olma eğilimi var. Onunla ilgili belki petrolde kısa vadeli düşüş eğilimleri gözlenebilir ama yani genel görüntü şöyle herhalde yorumlamak lazım. Dünya genelinde her ne kadar istenen hıza henüz ulaşılamadığı söylense de hani bu aşı konusuna geri dönüp ona bir bakmak lazım. Yani bunun etkilerini görmek lazım. Bunlarla ilgili gidişata yönelik olarak kısıtlamalar dünya genelinde kaldırılmaya başlandığı görülürse daha net bir şekilde ki şöyle bir öyle bir görüntü yok şu anda. Mesela Avrupa tarafı kısıtlamaları hem uzatıyor hem de yenilerini ekliyor bazı ülkeler özellikle. Amerika'da da belki yine önlemler gelecek ki Biden bunları açıkladı da zaten. Bunlarla ilgili gelişmeler olduğu müddetçe petrol fiyatlarında şimdilik çok fazla yukarı yönlü bir trend oluşturacak, yukarı hızlı bir yükseliş eğiliminin olmasını şimdilik beklemiyorum. Zaman zaman kısmi yükselişler, işte aşı konusunda gelişecek ilerlemelere bağlı olarak gelecek açıklamalarla birlikte işte kısıtlamanın kaldırılması yönelik bir projeksiyon, bunlarla ilgili bir eğilim, bir beklentilerin bu tarafta bir eğilim güçlenmesi belki birlikte yarayabilir. Diğer taraftan belki Çin ekonomisine değinmek lazım. Çin ekonomisindeki toparlanma, işte son gelen büyüme verisinde de gördük. 2021 yılı içerisinde de bu eğilim devam ederse ki orada da son zamanlarda vakalarda bir artışla birlikte bir miktar kısıtlama önlemleri arttırıldı. Eğer bu noktada da eğilim böyle devam ederse petrol talebinde bir zayıf süreç gözlenebilir. Ama bunu izlemek lazım dediğim gibi. Yani virüsün gidişatına bağlı bence. Petrol talebini biraz ona göre değerlendireceğiz. Hem turizm anlamında hem üretim anlamında kısıtlamaların kaldırıldığı günleri görene kadar petrol fiyatlarında çok yukarı yönlü hızlı bir hareketlenme eğiliminde olmasını açısı beklemediğimi söyleyebilirim. Takip ediyor olacağız ve aktarıyor olacağız. Barış, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun değerli görüşler için diyelim. Efendim, Barış Ürkün Araştırma Müdürü, Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le beraber genel değerlendirmemizi yaptık. Haftayı değerlendirdik. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özel yayını ekranlarınızda olacak efendim. Hoşçakalın.